Tamam Hüsnü abi. Hadi hepimizin gözü aydın. Merkezdeyiz, bekliyoruz, tamam. Pınar vazgeçmiş gitmekte. Süper haber bu ya. Rıza baba da Ali de artık rahat bir nefes almıştır. Bence de. Hem de nasıl. Geliyorlar birazdan, burada olurlar. Biz ne durumdayız Talat'ın olayıyla ilgili? Adamın dosyasından enteresan bir şey çıktı abi. Neymiş? Kime çalıştığını galiba bulduk. Çevre ekiplerinin 2 ay önce el altından verdiği bir rapora göre Talat en çok Atıf Bayraklı ile çalışıyormuş. Uyuşturucu işindeki. Tanıdık geldi mi başkomiserim? Şu Macit'in parasını çaldı Atıf demeyeyim bana. Ta kendisi. İşte sana bağlantı. Önce Atıf'tan parayı çalan Macit ölüyor. Sonra da büyük ihtimalle onun peşinde olan Talat. İki cinayeti birbirine bağlayan 2 adamımız var. Biri Atıf. Diğeri de komiser muavini Mustafa Geriz. Hı hı. İşte bu. Rıza baba gelir gelmez işe koyulmamız lazım. Hazırlıkları kontrol edelim hemen. Mustafa'nın peşindeki ekiplerle görüşelim. Hadi. Hemen harekete geçiyoruz. Zaten çok vakit kaybettik. Mustafa'nın peşindeki ekiplerle irtibat halindeyiz değil mi? Mustafa ile nişanlısı Taksim'de bir barda. Ekipler de bizden haber bekliyor. Önce hissettirmeden sokulup durumunu net olarak öğrenmemiz lazım. Adam sabun gibi. Yanlış bir adımda elimizden fırlayıp kaçabilir. Kim girecek adamın yakınına? Kimle yüz yüze gelmedi bu soruşturma boyunca? Siz de. Zeynep'le ikiniz hiç karşılaşmadınız adamla. Harika. Hemen hazırlanın. Şu bara gidip yakından bakın adamınıza. Hadi. Bu ikisi bayağı samimi Rıza baba. Güzel. İzlemeye devam edin. Kızın ailesi zengindi değil mi? Evet, hem de çok. Adam parası için mi yaklaştı kıza yani? Olamaz mı? Kız saf bir tipe benziyor, zararsız. Ciddi de olabilir. İlle de suç ortağı olacak diye bir şey yok ki. Haklısın. Sizce durum ne Murat? Yapmacık davranışlar yok Rıza baba. Mustafa'nın her şeyi yalan olabilir ama galiba kızı olan ilgisi gerçek. Geç kalacağım bankaya. Müdür zaten huysuz biliyorsun. Bırak şu işi, çalışma artık. İhtiyacın da yok ki. Ailemden destek almak istemiyorum biliyorsun. Ailenden bahseden kim? Ben varım hayatında Nil. Ben destek olurum sana. Canım benim. Nil. Bu senin. Aa, delirdin mi sen Mustafa? Çok pahalı bir şey bu. Öyle konuşma. Senden daha değerli değil hayat. Hesabı alabilir miyiz? Tabii efendim. Üstü kalsın. Teşekkürler. Hadi canım. Gördün mü? Evet. Bir şey mi oldu? Mustafa hesabı nakit ödedi. Cebinden bayağı yüklü bir tomar çıkardı. Para bol tabii, kanlı para. Güzel. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Biz ayrılıyoruz kapıdan. Mustafa'yı merkezde karşılamamız lazım. Siz de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Biliyoruz daha baba. Birazdan harekete geçeceğiz. Hanımefendi, bakar mısınız? Ben? Evet. Polis. Buyurun, ne vardı? Bizimle merkeze kadar geliyorsunuz. Bir yanlışlık var bu işte. Bakın, benim nişanlım da polis. Hata yapıyorsunuz. Konu zaten Mustafa ile ilgili. Siz onun ismini nereden biliyorsunuz? İşimizi zorlaştırmayın lütfen. Biner misiniz arabayı? Ne haber Mustafa? Merhaba Mesut komiserim. Siz nasılsınız? İyidir, uğraşıyoruz. Far gitmiş ha. Ya hiç sormayın komiserim. Dün gece aniden bir hayvan fırladı karşıma. Yapma ya. Geçmiş olsun. Tamam. Sağ olun komiserim. Mustafa mı? Nasıl olur bu, nasıl? İnanması zor biliyoruz Nil. Ama her şeyi anlattığımız gibi inan.
Emin olmasaydık seni almazdık zaten. Bir yerlerde bir yanlışlık olmalı. Benim bildiğim Mustafa, benim sevdiğim adam bunları yapamaz. Maalesef. Yanlışlık falan yok. Her şey olduğu gibi anlattık sana. Biz de en az senin kadar üzgünüz. Gerçi farklı bir açıdan üzgünüz ama üzgünüz. İçimizden biri çürük çıkınca buna hiç kimse bizden fazla kahrolmaz. İnan bana, inan. Şimdi topla kendini, bize yardımcı ol. Hazır mısın? Hı hı, hazırım. Hadi Murat. Tamam. Alo, Mustafa sen misin? Benim, sen kimsin? Bizde sana ait bir şey var. Sende de bize ait bir şey var. Kimsin sen ve ne saçmalıyorsun? Bana inanmıyorsan nişanlına soralım. Mustafa, Mustafa ne yaptın sen? Ne yaptın? Nil. Duydun mu? Sakın ona dokunayım deme. Seni ellerimle gebertirim. Duydun mu beni? Seni ellerimle öldürürüm. Yeteri kadar cinayete bulaştım aslanım. Artık akıllı olma zamanı. Atıf abinin parasını getir, kızı sağ salim al. Ya da getirme. Biz sana paketleyip gönderelim. Ne diyorsun? Tamam, tamam getiriyorum parayı. Yeri söyle. Yeniköy'deki depoyu biliyor musun? Biliyorum. Bir saat sonra orada ol. Efendim Ali? Artık aptallık etme de bitsin bu iş. Hı hı. Tamam mı? Tamam, tamam orada olacağım. Kıza sakın bir şey yapmayın. Gidişe bak abi, evri döndü adım. Dönsün bakalım, son turlar bunlar. Hadi. Al oradan devam edin. Çok korktu. Kim olsa korkar. Tamam Ali, biz de çıkıyoruz. Mustafa merkezden çıkıyoruz ağabey. Biz de oyalanmayalım, hadi. Ekip araçlar hazır mı? Evet hazır. Tamam tamam, hadi. Ne yapacaksınız Mustafa'ya? Yakalanınca ne olacak ona? Tam olarak bilmiyorum ama sen bu nişanı unut istersen ha. Hazır bir fırsatın varken vazgeç bu adamdan. Çıkıyoruz hadi. Benimle gelin. Adam yerini aldı Rıza baba. Tamam. Beklemeliyiz şimdilik. Ara şu adamı. Hadi ara. Az kaldı. Çok az. Buralar Atıf'ın mıntıkası. Eminiz değil mi? Yer burası usta. Herif hangi delikte onu bulmak lazım. Kalabalık gelip kaldırsaydık ortalığı çıkmaz mıydı bir yerden? Çıkardı ama. Bu sefer çok gürültü olurdu be abi. O karmaşada kaçmak da kolay olurdu. O da var tabii. Aylin'i arayacağım ben ya. Ne sinyalmiş be kardeşim, bulamadılar bir türlü. Adam sabırsızlanmaya başladı. Bu iyi işaret işte. Hadi, hadi. Arıyor galiba. Geri arıyor. Hadi bildiğin numarayı ara. Allah kahretsin. Allah'ın cezaları. Bu sefer oldu galiba. Aylin'le konuşacağım. Konuşalım. Aylin, haber var mı? Arama bekliyoruz Hüsnü abi, bir saniye. Biz de burada bekliyoruz kızım. Hadi biraz çabuk. Efendim Zeynep. Adam beklediğimiz aramayı yapıyor galiba Aylin. Var mı bir hareket? Bir saniye Zeynep. Evet, evet buldum. Söyle çabuk. Karanfil sokakta abi. Biz o sokaktayız zaten, başka? İki numara, giriş kat. Giriş kat mı? Tamam. Haber verdin mi bizimkilere Aylin? Evet verdim Zeynep. Tamamdır. Diğer ekip adresi aldı. Harekete geçebiliriz. Harika. Hadi sessizce. Adamın gecikti Atıf. Ne adam? Kimsin sen? Oyun mu oynuyorsunuz lan benle? Kızı getirin. Para hazır. Ha, sen şu polissin. Atıf, sabrım kalmadı. Nerede kız? Ne kızı be? Bende kız falan yok. Ne? Nasıl yok? Adamın arı. Nişanlımı kaçırmışsın. Parayı istedi benden. Tuzak bu, gerizekalı tuzak. Polisin tezgahı. Kıstıracaklar, yaşatmayacaklar bizi. Çabuk paraları toplayın, çabuk. Kıpırdama Mustafa, teslim ol. Siz.
Polis Allah dur kahretsin. Kaçma! Dur! Gel lan! Gel! Ne yapıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun lan? Kalk! Bırak beni! Kalk! Kalk! Kalk. Kalk. Yasa şöyle yasa! Geç şöyle geç! İşte bu kadar. Aç bacaklarını. Dur! Dur polis! Alayım. Dur 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 dur! 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 Yat ya! Yat! 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 Yat yere! Gel gel! Gel! Kalk kalk kalk! Kalk! Yatsana arabaya! Niye durduğunca yasa... durmuyorsunuz lan? Bak bak! Ha? Yürü! Yürü! Yürü hadi yürü! Atıf'la adamları savcı karşısında amirim. Peki Mustafa? Çoktan cezaevi yolunu tuttu. Harika. Bu arada sen de bugün harika iş çıkardın Aylin. Sinyali anında tespit etmesen işimiz çok zordu. Sağ olun amirim. Yorgunsundur sen de. Fazla oyalanma hadi git evine. Sağ olun amirim. Amirim siz de çok koşturdunuz bugün. Gidip dinlenin isterseniz. Evrağı hazırlarım ben yarına. Dinlenmek istemiyorum ben bugün Aylin. Ben